Merhaba sevgili Feygocular. Evet, bu videoda garip bir konsept uygulayacağız. Biliyorsunuz ki geçen haftalarda ben Isaac oynarken ben bu oyunu geçerim arkadaş serisinde XOX'ten tozlu ansiklopedileri tamamladık ve dediğim gibi çok farklı konsepte bir video olacak. Videonun geri kalanı boyunca yüz kamerasını koymayacağım ki çünkü çoğu kısmı okuyacağım için yüz kamerasına gerek yok. Herhangi bir tepki falan olmayacak. Bu video insanları, bu video Isaac severleri bilgilendirmek için, yeni başlayanlara taktikler vermek için ve bilmediğiniz ıvır zıvırlar hakkında sizi aydınlatmak için çekildi. İlk lore videosu diyebilirim çünkü karakterler hakkındaki dini göndermeler, karakterlerin ipuçları, karakterlerin statları, karakterlerin hangi klaslara benzediği oyun dünyasından, özellikle MMORPG'lerden vesaire rol yapma oyunlarından hangi klaslara benzediği gibi şeylere değineceğiz. Açıkçası uzun bir video olacak çünkü ben bunu çevirmek için bayağı uğraştım. Kendim herhangi bir şey katmadım, onu da belirtmekte fayda var. Yani benim kendi teorilerim değil, The Binding of Isaac Wiki'den aldığım bilgilerin Türkçe'ye çevrilmiş hali. O yüzden bir kafa karışıklığı olmasın veya işte o adam almış direkt Türkçe'ye çevirmiş falan denmesin. Ben zaten söylüyorum Türkçe'ye çevirdiğimi. İlerleyen lore videoları gelirse belki kendi fikirlerimi veya kendi teorilerimi de katarım. O yüzden bu sadece Türkçe'ye çevrilmiş bir rehber olarak düşünün bunu. Eğer İngilizceniz varsa zaten bu videoyu izlemek zorunda değilsiniz. Ben ama sizler için çevirdim. Herkesin İngilizcesi olmak zorunda değil veya anlamadığınız kısımlar vardır. Belki dediğim gibi yani profesyoneller varsa onlar taktik verdiğim kısımları geçebilirler. Dediğim gibi ben taktik vermedim, sitedekileri çevirdim. O yüzden böyle bir yöntem izleyeceğiz. Videonun bazı kısımlarında sadece görüntüler olacak, bazı kısımlarında konuşmayacağım bile. Ekranda hangi eşyaları, ekranda bazı eşyalar çıkacak. Olabildiğince görsel kullanmaya çalışacağım bu videoda. Umarım ileriki lore videoları daha da iyi olur. Ve bu hafta dediğim gibi bu video geldiği için Isaac yok. Neyse, muhabbeti fazla uzatmak istemiyorum. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim. Umarım bilgilendirici ve keyifli bir video olur. İlk karakterimiz Isaac. Isaac oyuna başladığımız karakterdir ve bu karakteri açmak için herhangi bir şey yapılması gerekmez. Japonca olarak Aizaku denir. Ve Isaac'in statlarına bakmak gerekirse arkadaşlar, üç cana, iki atağa, iki gözyaşına, iki menzile, iki hıza sahiptir ve aynı zamanda Isaac oyuna bir bomba ve başlangıç eşyası olan zar ile başlar. Zarın nasıl açıldığını oyunun ilerleyen videonun, pardon, özür dilerim, videonun ilerleyen aşamalarında göreceksiniz. Isaac'in sınıfı dövüşçü, fighter olarak geçer. Peki zar nasıl açılır? Mavi bebek ile Wombu veya Ütero'yu yenerseniz zarı alabilirsiniz. Zar ne işe yarar? Zaten bu seriyi izlediyseniz bilirsiniz arkadaşlar, benim Isaac serimi zar sayesinde hazine odalarından çıkan şu özel eşyaların yer değiştirmesini sağlıyorsunuz. Mesela ne çıktı atıyorum? Şey çıktı. Mesela Guardian Angel denilen bir eşya çıktı diyelim. Onu değiştiriyorsunuz. Eşya havuzundan size rastgele bir eşya geliyor. Mesela ne geldi diyelim? Mesela robotik göz gelebilir, herhangi bir şey gelebilir. Devam edelim, stratejilere geçelim arkadaşlar. Stratejiler nelerdir? Genel olarak konuşmak gerekirse Isaac'in gücü ve canı iyi olmasına karşın diğer statları ortalamadır. Zarı alırsanız daha mükemmel bir karakter olur. O yüzden zarı almaya çalışın, dediğim şeyi yaparak. Canınız yüksek olduğu için erkenden şeytanla anlaşma yapmak sizin için mantıklıdır. Melek odasında 2-3 tane kötü eşya vardır. Bunlardan birisi İncil, diğeri de Prayer Card'tır. Pek bir işinize yarayacağını düşünmüyorum. Tabii yine Wiki'den alıyorum arkadaşlar. Ben herhangi bir düşüncemi katmadım henüz. Eğer zarınız varsa ve mavi bebek olarak tüm katları geçmek istemiyorsanız Ankh isimli eşyayı bulmayı deneyin. Çünkü öldüğünüz zaman mavi bebek olursunuz
ve bu karakteri açmasanız bile bu karakterle oyunu tamamlayabilirsiniz. Zar stratejisi. Zar atarak illa iyi bir eşya alamazsınız. Çoğu zaman eşyayı almak iyidir. Daha kötü olabilir. Yani demek istediğim şey arkadaşlar, mesela sürekli burun bükmeyin eşyalara. Sürekli burun bükmek mi denir, ne denir artık? Mesela bir eşya çıktı, ay bu eşya falan demeyin. Çünkü zar atarsanız daha kötü bir eşya gelme olasılığı var. O yüzden ben şu taktiği uyguluyordum hep. Bulabildiğim tüm pasif eşyaları alıyordum. Aktif eşyaları alınca zar gideceği için aktif eşyaları almıyordum. Yani çoğu eşyayı alıyordum. Çok burun çevirmiyordum eşyalara. İlk katlarda çok dolaşmanız tavsiye edilir. Çünkü bunun sebebi zar ileride gerekir diye zarı doldurmak için. Mesela ilk katlardasınız, işte atıyorum hazine odasından bir eşya çıktı, dolaşın diğer odalarda, zar dolsun ki hazine odasındaki eşyayı tekrardan değiştirebilin. Boss odası. Boss odalarını, hazine odalarını, dükkanı ne kadar erken bulursanız sizin için o kadar iyidir. Böylece daha çok zar atma şansınız olur. Bunu anneyle savaşırken yapamazsınız çünkü anneyi yendikten sonra annenin odasından çıkamıyorsunuz. Tabii ki istisnalar var. Bunlar teleport, cursed, skull gibi itemlar. Yani bu noktada demek istenen, mesela dolaşıyorsunuz. İlk olarak hazine odasını, dükkanı, boss odasını bulmaya çalışın. Oradaki eşyalara bakın. Kötü bir eşya geldi diyelim. Diğer odaları dolaşırsınız, o eşyaları değiştirirsiniz ki ben de bu taktiği yapıyordum zaten. Pasif eşyaları erken toplayın. Sona bırakmayın. Ya pasif eşya bulduğunuz zaman alın ki biraz daha güçlenin. Aktif eşya alırsanız zarı bırakmış olursunuz. Stat attırmak için zarı kullanın. Yine aynı mantık. Yani dolaşıyorsunuz, statlarınızı attıran eşyaları alın, zarı bırakmayın. Anneyle savaşmadan önce zarı vermeniz tavsiye edilir. Çünkü bundan sonrasında özel itemlar veya dükkan bulma olasılığınız azalıyor. Chest'e gidiyorsanız zarı halen daha taşımanız tavsiye edilebilir. Chest olayına şu an değinmeyeceğim çünkü ben videoda chest'e gitmedim. Chest hakkında herhangi bir bilgi vermedim sizlere. Chest'e siz de benim gibi gitmediyseniz bu kısmı boş verin. Ama bu kısımda denildiği gibi anneyle savaşmadan önce zarı vermek kesinlikle mantıklı. Çünkü anneden sonra çok az eşya çıkıyor ve aktif bir eşya taşımak, özel size güzel bir özel güç veren aktif bir eşya taşımak sizin için mantıklı olabilir. Lanet odalarından veya gizli odalardan eşya çıkabilir. Gizli odalara Isaac bir bombayla başladığı için kolayca ulaşabilirsiniz. Yani o yüzden lanet odalarını veya gizli odaları şey yapmayın, es geçmeyin. Mesela oradan da güzel eşyalar çıkabiliyor. Mesela dalak çıkıyor, ben dalak diyorum. İşte bir rap mantarı çıkıyor, öldüğünüz zaman yeniden diriltiyor. Veya bunlar sizin için kötüyse zarla tekrardan değiştirebilirsiniz, iş görebilir. Şimdi Isaac için iyi olan eşyalara gelelim. Isaac için iyi olan eşyalar pasif eşyaların çoğudur. Zar ile yer değiştirmediği içindir. Isaac için kötü olan eşyalara gelelim. Isaac için kötü olan eşyalar erken alınan aktif eşyalardır. Çünkü yine aynı sebepten dolayı. Şimdi gelelim en keyifli köşemize. Bu da ıvır zıvır bilgi köşesi. Benim çok hoşuma gitti bu bölümler. İlk olarak 1. Isaac ağlayan bebek olarak da tanınır. Bu onu ikinci bir isme sahip olan, oynanılabilen bir karakter yapar. 2. Isaac, oyunun ismi de böyledir ki, eski ahitten gelir. Yani The Binding of Isaac oyunumuzun ismi. Aynı ismi paylaşmasalar da aynı hikaye paylaşılır. Tanrı, Hazreti İbrahim'den oğlu Isaac'i onun için kurban etmesini ister. Yani biliyorsunuz kutsal kitaplarda şöyle bir kısım var. Tanrı Hazreti İbrahim'e diyor ki benim için bir sunak sun, kurban ver diyor. O da tam oğlunu kesecek. Daha sonra biliyorsunuz tipik kurban hikayesine bağlıyor. İşte kurban iniyor ve işte bizim Müslümanlıkta da işte kurban geleneği zaten aynı kökene dayanıyor biliyorsunuz. O yüzden oyunda zaten bayağı dini göndermeler var. Oyunun adı olan Isaac de buradan geliyor arkadaşlar. Oyunun yapımcısı olan Edmund Macmillan, umarım doğru telaffuz edebilmişimdir ki bu ismi çok duyacaksınız ilerleyen kısımlarda da, Edmund Macmillan Isaac'i yüksek canından ve ortalama statlarından dolayı dövüşçü, yani fighter demiştir. Hebrew Dylan'de
Isaac kahkaha demektir. Bu ironiktir. Çünkü Isaac sürekli ağlar. Oynadığımız oyunda Isaac'in homurtuları Danny Baranowski tarafından yapılmıştır. Bu kişi oyunun müziğini de yapmıştır. Ki oyunun müziği de bence gayet başarılı, çok hoşuma gidiyor. Arada dinlerim. Benim böyle oyun müzikleri albümüm var. Arada açıp dinliyorum. Kingdom Hearts, The Binding of Isaac, işte Age of Mythology, Dark Souls vesaire dinlerim yani. Isaac keldir. Çünkü annesi Isaac'in kafasını kazımıştır. Isaac'in babası hakkında herhangi bir şey bilinmez. Tek bilinen şey annesini ve Isaac'i terk ettiğidir. Şimdi gelelim bir sonraki karakterimize. Isaac hakkında verilebilecek çoğu bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Bu zaten üstün körü wiki bilgileriyle sizin karşınıza çıktım. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü çok karakter var yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 7 tane karakter var. O yüzden videoyu uzatmamak için sonraki karaktere geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki karakterimiz Cain. Cain'in arkadaşlar Hristiyanların doğuş, yani kitabı mukaddesin ilk kitabı veya İngilizcesi Genesis, artık Türkçesinin doğru telaffuzu hangisidir bilmiyorum ama Genesis'in arkadaşlar, Genesis'in 4. kısmının 1. bölümünde artık işte 4. bölümünün 1. ayeti mi denir, o kısımlarda pek iyi değilim, ben 4. kısmının 1. bölümü diyeceğim. Şöyle bir kısım geçiyor. Hazreti Adem karısı Hazreti Havva ile birlikte oldu. Hazreti Havva hamile kaldı ve Cain'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim deniliyor. Cain'in statlarına bakmak gerekirse 2 canı, 3 atağı, 2 gözyaşı, 1 menzili, 3 hızı var. Ve 1 anahtarla başlıyor ve şanslı ayak ile başlıyor. Karaktere uygun görülen sınıfsa, klassa hırsız. Sebeplerini sonra göreceksiniz. Peki Cain nasıl açılır? Bir oynayışta 55 altın kazanmanız Cain'i açmanız için yeterli. Şimdi gelelim Cain'in eşyası olan, pasif eşyası olan şanslı ayağı. Şanslı ayak nedir? Şanslı ayak sayesinde oyunda biliyorsunuz ilaçlar var, haplar var. Bu ilaçlar iyi geliyor, kötü gelme şansı olmuyor. Ama Balls of Steel, İki tane soul art veren şey veya Pretty Fly gibi nötr özellikleri olan ilaçları bu yetenek etkilemiyor. Mesela işte Bad Trip denilen bir özellik çıkabiliyor ilaçlardan. Bu normalde canınızı düşürüyor. Ama şanslı ayak sayesinde bunun etkisi iyi geliyor. Ayrıca şanslı ayak sayesinde boklardan ve ateşlerden kalp ve para çıkma şansını arttırabiliyorsunuz. Arcade odasında, yani kumar odasında kumar oyununu, yani şey oyunu var ya, işte 3 tane şey çeviriyor adam. Onun şansını %33'ten %56'ya taşır. Slot makinesinden eşya düşme ihtimalini arttırır şanslı ayak. Aynı zamanda şanslı ayak fal makinesinde başarısızlığı sıfıra indirger. Devamı da var şanslı ayağın özelliklerinin. Odayı temizledikten sonra %86.6 yerine %96.3 ihtimalinde size eşya verir. İşte mesela odayı temizlediğiniz zaman kalp düşüyor, bomba düşüyor ya, bunun olasılığı. Şanslı ayak sayesinde şanslı ayağın son özelliği de şeytan dilencinin eşya verme şansını %25'ten %33'e çıkartır. Şimdi gelelim oynanış hakkındaki bilgilere. Cain'in sol gözü yoktur. Bu yüzden sadece sağ gözüyle ateş edebilir. Bu sebeple teknoloji 2 kullanırken göz yaşatması imkansızdır. Brimstone gibi özel etkiler de buna dahil. Bu arada gözyaşı yine bufflanır. Yani mesela teknoloji 2 kullanırken, mesela dedim ya bak, gözyaşı atması imkansızdır diye. Gözyaşı atmasa da gözyaşı yine bufflanabiliyor. Chemical Peel denilen bir eşya var. Bu eşyayı alırsa Cain %50 ihtimalle normal atış yapmak yerine kanlı atış yapabilir. Cain yine de Mutant Spider veya Inner Eye denilen eşyalarla çoklu atış yapabilir. Arcade odalarında kan bağış makinesi, slot makinesi veya karıştırma oyununda bunları patlatana kadar farmlamak sizin için mantıklıdır. Çünkü abi hepsinden yüksek olasılığınız var. İşte sürekli bir şeyler düşürüyorsunuz. Şansınız yüksek. O yüzden arcade odaları Cain için birebir. Gelelim stratejilere. Cain'i açmak için kullanılan stratejilerden bahsedelim. Cain'i açmanın en kolay yolu slot makinelerini patlayana kadar kullanmaktır. Zaten slot makineleri patladığı zaman size dolar verir. Bu dolar ne işe yarıyor? Bu dolar 99 altına eşittir. Yani slot makinesini patlattığınız an doları alırsınız ve tak diye Cain'i açabilirsiniz.
Two of Diamonds denilen bir kart vardı hatırlıyorsanız. Paramızı 2'ye katlıyordu. Mesela atıyorum 30 paranız var, 2'ye katlayın 60 oldu, direkt chain'i açabilirsiniz. Diğer bir yöntem de Maggie ile kan bağışı makinelerine abanmaktır. Yani kan bağışı makineleri biliyorsunuz, kalp veriyorsunuz, karşılığında size altın veriyor. Kan bağışı makineleriyle Maggie'nin de yüksek canı olduğu için para kasmak mantıklıdır chain'i açmak için. Gelelim genel özelliklere. Pill Popper denilen bir combo var. Bu komboyu yapacaksanız harika bir karakterdir bunu yapmak için. Neden? Annenin nasıl işe yarıyor ondan bahsedelim. Annenin ilaç şişesini alıyorsunuz. Yanına artı 9 volt denilen eşyayı, bataryayı veya habit'i alıyorsunuz. Çünkü şanslı ayak sayesinde ilaçların iyi çıkmasını sağlıyor. Mesela annenin ilaç şişesini alıyorsunuz, diğer eşyalarla birlikte çok hızlı dolmasını sağlıyor. Bu dediğim diğer eşyalar volt, battery veya habit ile de ilaçların sürekli ilaç alıyorsunuz ve bu ilaçlar da şanslı ayak sayesinde iyi çıkıyor. Annenin ilaç çantasını da aynı sebepten kullanabilirsiniz, mantıklıdır. D20 de sizin için oldukça mantıklı bir eşya. Çünkü arcade odasında mesela veya para düşüren düşmanlarda D20'yi kullandığınız zaman, diyelim işte para düşüren greed'in kafaları var ya, kullandınız diyelim bunu, yerde bir sürü para var. Bunu kullandığınız zaman yerdeki eşyalar D20 sayesinde değişecek. Hatırlatayım, D20 özel eşyaları, aktif veya pasif eşyaları değiştirmiyor. Yerde alınabilen işte kalp, bomba, anahtar gibi eşyaları değiştiriyor. D20 sayesinde mesela paraları ilaç yapma şansınız var. Bu arada Eevee ile birlikte en yüksek başlangıç hızına sahip olan karakter Kane'dir. Bunu avantajınıza kullanırsanız iyi bir vurkaç karakteri olabilir. Sürekli savaşa gir çık yapabilirsiniz. Dojlayabiliyorsunuz. Yani dojlama yeteneğiniz varsa düşük olan range'iniz pek sorun olmaz. Doge yapamıyorsanız bile pratik yapmak için güzel bir karakterdir. Zaten benim favori karakterim Kane. Mutant Spider gibi eşyalarla vurkaç yaparak hayvani hasar verebilirsiniz. Çünkü hızlısınız. Güzel olabilir yani. Arcade odasında ilk olarak kabuk oyununu oynayın. Şu üçlü oyun var ya, üçlü şey çevirme, kabuk çevirme oyunu. Çünkü bunu kazanma ihtimaliniz diğerlerinden daha yüksektir. Ayrıca arta kalan yerdeki kalpleri kan bağış makinesinde paraya çevirin. 1-2 kalbiniz kalana kadar da korkmayın. Çünkü genelde kan bağış makinesi size patlayacak. Bunu patlatma ihtimaliniz de yüksek ve kan torbası alacaksınız. Bunu birkaç kat yaparsanız Kane'in düşük olan canını arttırabilirsiniz ki karakterimiz 2 canla başlıyor ve böylece şeytanla daha kolay anlaşma yapabilirsiniz. Çok dayanıklılığı olmayan, çok defansif bir karakter olmadığı için Kane, sol hatlara güvenin. Çentikli kayaları kaçırmayın. Onun dışında kırmızı sandıklar 2 ilaç düşürme şansına sahip olduğu için bolca lanet odalarına girin. Çünkü lanet odalarına girin, riskli olabilir ama bolca 2 ilaç düşürme şansınız var. Bunlar da iyi geldiği için bunlar sizin yararınıza olur. %100 ihtimalle fal makinesi çalışacağı için fal makinesini kullanmaktan çekinmeyin. Şimdi gelelim Kane için iyi olan eşyalara. Mom's Battle of Pills, Mom's Coin Purse, Money Equals Power, Safety Cap, D20. Aslında D20 de denilebilir ama Türk olduğumuz için D20. Kötü eşyalar PHD. Neden PHD? Çünkü zaten şanslı ayak aynı özelliği gösteriyor. PHD ile boş yere zamanınızı harcamayın. PHD sizin için kötü bir eşyadır. Ivır zıvır bilgi köşemize gelelim arkadaşlar. Bir gözü bandajlı olduğu için Kane açık olan gözünden ateş eder. Bu da orantısız bir çizgide ateş etmesini sağlar. Yani dümdüz ateş etmiyor. Orantısız, böyle yılan gibi gidebiliyormuş sanırım. Gözü bandajlı olmasına rağmen kapalı gözünden de ağlar. Bunun sebebi onun göz bandajı giymiş Isaac olmasından olabilir. Çünkü abi, yani ya öylesine göz bandajı takmış olan birisi ya da Isaac'in dedikleri gibi göz bandajı takmış hali. Çünkü ağlayabiliyor abi. Bir gözü çalışıyor demektir. Diğer gözü de çalışıyor demektir. Kane, yani Kabil. Şimdi Kane ve Abel var. Bunlar bizim kültürümüzde uyarladığımız zaman Habil ve Kabil'in hikayesi olarak geçiyor. Bu referans kutsal, diğer kutsal kitaplarda da geçiyor.
Söylenenlere göre, oyunun rivayetlerine göre Kane karakterinin bandajı onun şeytani doğasını gizlemek için olabilirmiş. Bunun sebebi de sonuçta dini olaylara bağlıyoruz. Sonuçta Kabil kardeşi olan Habil'i öldürüyor ve bu sebepten dolayı lanetleniyor. Laneti de zarar görmeden, yani hiçbir şekilde zarar görmüyor, sonsuza kadar dünyada yürümek. Lucky Foot eşyasının özellikleri tanıdık geldi, değil mi? Yani Lucky Foot'un özelliği de ilaçlar size zarar vermiyor ve yürümekle ilgili bir eşya. Kitapçık, oyunun bir kitapçığı varmış. O kitapçığa göre Kane hırsızdır. Bunun sebebi de hızının yüksek olması, canının az olması, şanslı ayak gibi bir eşyaya sahip olması ve bir anahtarla başlaması ki biliyorsunuz hırsızlar kilit açmayı sever.